Merhabalar, sevgiler, saygılar herkese, bütün insanlara. Bugünkü program konu başlığımız aşırı korumacılık, konservatizm, acınası bir ahval doğurur. Bilindiği üzere dünya devletlerinden daha güçlü olanlar genellikle daha güçsüz veya sömürdükleri bir takım zavallı, gelişmemiş, gelişmekte olan devletleri hep koruma altına alırlar. Ne ölçüde koruma tanımı içerisinde tanımlanabilirse. Korumacılık çok farklı başlıklar altında kendini ifade edebilir. Bir insan veya toplumlar, bireyler ekstrem materyalistik yaşama süreci birinci esasen insanın beyninde bir korumacı, tutucu bir yapı şekillendirmektedir. Çünkü denge bir kutba kaymıştır. Öte yandan sadece spiritüel, ruhi, manevi yaşamlar bir başka korumacı kavramı ön plana çıkarıyor. Bakıldığı zaman korumacılıkta esasen araçların amaçlaştırılması, vasıtaların gaye haline getirilmesine bağlı olarak artık siz bir kutbun kimliğiyle boyanmış olduğunuz için alternatif karşıt kimliksel zenginliklere asla tahammül edemezsiniz. Korkular geliştirir. Sadece madde dinamiğini veya sadece spiritüel dinamikleri koruma altına alma çırpınışı içinde olursunuz. Yeni yetişen kuşaklar hep hazır lokmacı yetiştirilerek aşırı derecede duygusal temelli, aklı reddeden çocuk yetiştirme anlayışlarıyla hiçbir şeye dokunmasın, hiçbir şeyi ellemesin, kişiliği gelişmesin, olgunlaşamasın, özgüven duyguları şekillenemesin. Dolayısıyla aşırı korumacılık gerçekten korumaya yönelik bir etkin hamle mi, yoksa aşırı korumacılık koruyamamaya mı sebep oluyor, heba olup gitmelere mi sebep oluyor acaba? Bunu iyi değerlendirmek gerekiyor. Hani her zaman söylüyoruz, orta yol madde ve maneviyatın en dengeli olduğu, birbirine omuz verdiği, birbirini zenginleştirdiği ve daha güçlü kıldığı barışık olan yoldur orta yol. Burada aşırı korumacılık bulunmamaktadır. Çünkü burada barışık olarak madde ve maneviyat, madde ve ruhi dinamiklerimiz, kimliklerimiz gerektiği mantıksal ve akılsal normların öngördüğü
ve bize çizdiği doğru yolda işbirliği halindedirler. Yüksek verimler elde etmektedirler. Kısıtlayıcı faktörler bulunmamaktadır. Yani aşkı hiçbir zaman insanlar ne sadece maddede ne sadece ruhi dinamiklerde absolut olarak ele geçiremezler. Çünkü konserv dediğimiz tutucu dinamikler aşkın kendi realitelerine aykırı bulunmaktadır. Aşk hiçbir zaman sınır tanımaz. Kaldı ki dünyamızda aşk kavramları gerçek ve mana ve mahiyetini yitirmiş olup daha çok egonun bir takım arzusal dinamikleri üzerine aşk eşleştirilmeye çalışılıyor. Farklı farklı örnekler vererek konservatif yaşamın toplumların kendine özgüven duygularını kendi kendilerinin ayakları üzerinde durabilmelerini, kendi zenginliklerini hayata geçirebilmelerini, kendi kimliksel zenginlikleriyle başkalarını zenginleştirme süreçlerine vurulabilecek en büyük darbe konservatif yaşamlardır. Konservatif, koruyucu, tutucu kavramlar beyinde şekilleniyor, sosyal hayata şekilleniyor, yansımaları orada da hayatın farklı iş ve sosyal hayatlarında, ilişkilerde kendini gösterirken buradan oluşan konservatif total kavram daha sonra ülkelerin kendini korumacı yapmaya başlıyor. Korumacılık aslında kendi içinde aynen durgun su gibi yok oluş dinamiklerini de içinde, iç dinamiklerinde taşımaktadır. Çünkü konservatif kavramlar yüksek rantabiliteye sahip değildir. Zarar vericidir, gelişimi engelleyicidir, bloke edicidir. İnsanların farklı kimliksel zenginliklerinin patlama yaparak bütün önce ülke düzeyli, toplum düzeyli, daha sonra bütün insanlığa olumlu fayda ve yarar süreçlerinin önünü de kesme anlamına gelmektedir. Konservatif yaşamlar genellikle problematik bir takım fiil, davranış ve düşünce kalıpları geliştirmektedir. Bunlar kendine hayır olmadığı gibi içine yaşadıkları toplumun ve diğer ülkelerin toplumlarına, halklarına karşı da bir katkı vermez. Esasen geleneksel yaşamlar daha çok konservatif yaşam sürecini esas düstur haline getirmektedir. Sadece manevi yaşayan, hep din diye bir kavramı ön plana çıkaran veya hep madde diye yaşayan bir takım toplumlar, devletler ve ülkeler vardır. Dünya milletleri içerisinde bu toplumların ne kadar diğer toplumlarla işbirliği halinde barışık ilişkiler içinde olduğu tartışma konusudur. Dolayısıyla yine daha önce belirttiğimiz gibi hani geleneksel değerlerimize, kültür, örf ve adetlerimize, ananelerimize sahip çıkarken çünkü o bizim kökümüzdür, varlığımızın şekillenmiş modelidir.
O biziz, kendimiziz. Bunu yok sayamayız. Fakat buna sahip çıkarken modern yaşamın da egomuzun sevdiği modern yaşamın da sürekli yenilenmeye tabi tutulması zorunludur. Ruhumuzun sevdiği geleneksel değerlerde sahip çıkılmalı. İkisinin arasında nasıl bir ilişki kurulacak? Nasıl bir dengeyle ikisini de kucaklayacağız? Nasıl barışık olarak her ikisinin kazanımlarını bünyemizde yaşıyor olmamız belli doğru mentaliteleri geliştirmemize bağlıdır. Özetleyecek olursa, konservatif yaşamlar son derece tehlikelidir ve varlığımızın, gelişimlerimizin, her türlü barışık ilişkilerin köküne dinamit koyan yapıdadır. Bir şeyi korumaya çalışırken o bir taraftan yok oluşunun tohumlarını da ekmiş oluyoruz. Avrupa Birliği'nde bazı şeyler koruma altına alınıyor. Kimi ülkelere derogasyonlar uygulanıyor. Kimi bazı şeylere koruma yaklaşımı gerek görülüyor. Bu neyle ilgilidir acaba? Tutucu bir kavramın kendinin yansıması mı? Yoksa pratik hayatın özel olarak bazı kavramların yaşamda sürdürülüp yaşamın içerisinde kendinin gelişimine şans tanıma adına mı? Kelaynak kuşları deniliyordu bir zamanlar, koruma altına alındı. Acaba neden? Nesli tükenmektedir ve bu neslin çoğaltılması adına, ona şans tanıma adınadır. Onu ölene kadar sen hiçbir şeye dokunma, elleme, hiçbir sorumluluk alma, kişiliğin gelişmesin. Hiçbir şekilde özgüvenin gelişmesin. Ölene kadar senin yüklerini taşıyacak olanlar var. Bunları başkaları halleder. Sen sadece ye, iç ve yat diye bir yaklaşım olabilir mi? Bir kere bu yaklaşım eşyanın tabiatına aykırıdır. Ekstrem uçlar her zaman her şeyin çivisini çıkardığı gibi sadece ruhi yaşam, sadece madde, materyalistik yaşamlar her zaman negatifite havuzlarıdırlar. Ve bu negatifiteler yaşamı zehirleyen dinamikleri bünyesinde taşımaktadırlar. Aşırı korumacılıktan her zaman kurtulmalıyız. Korumayı doğru temellere oturtmalıyız. Koruma daha sonra yok oluşun tohumlarını ekmek demek değildir. Ayakları yere basana kadardır süreçler. Ayaklar yere bastığı an koşmak için mücadele başlaması gerekiyor. Düşer de çarpar da tecrübe eder, yine ayağa kalkar, yine koşturur. Daha güçlü bir şekilde koşturur. Kimi gelişmekte olan veya gelişmemiş olan yozlaşmış toplumlar ve diğer orman kanunları içerisinde yaşayan toplumlar bu sıkıntıları aşmakta oldukça zorlandıklarını görüyoruz. Evet, bu programı burada sonlandırmak istiyoruz. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kalın sağlıcakla, sevgiyle, saygıyla. Allah'a ısmarladık.